Merhabalar kıymetli arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Temel hukuk ünitesine ait harika 15 tane soru çözeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Bir takım somut bulgulardan yola çıkılarak bilinmeyen bir olgunun sonuçlarının çıkarılmasına ne ad verilir? Hadi şimdi şöyle göstereyim ben sizlere. Bilinenden bilinmeyene, bilinenden bilinmeyene ulaşmaya Hukukta karine denir arkadaşlar. Hani ölüm karinesi gibi. Birlikte ölüm karinesi. Mesela biz niye ölüme ölüm karinesi diye alternatif üretmişiz? E çünkü ortada ceset yok. Vahim bir olay var. Mülki amir diyor ki bize bu kişi ölmüştür. Olaydan yani bilinenden ol olmayanı yani kişinin ölümüne ulaşıyoruz. O yüzden ölüm değil ölüm karinesi oluyor. E hileli sözleşmedir. Muris mirası bırakan kişidir. Butlan mutlak ve nisbi butlan olmak üzere iki ağır hükmü yok demektir. Ziliyetlikte bir eşyayı belli bir süre hakimiyet altında bulundurma kullanma durumudur. Gelsin ikinci soru. Aşağıdakilerden hangisi aile hukukunun konularından biri değildir? Gelen önce bir şey hatırlayalım. Medeni kanunumuz arkadaşlar 4 alt bölümden oluşur. Şifremiz şema. Şahıs yani kişi hukuku, eşya, miras ve aile hukuku medeni hukukun içindedir. Bu arada evlenme, nişanlanma, velayet ve vesayet nedir arkadaşlar? Aile hukukunun konularındadır. Ama ehliyet, hısımlık, ikametgah gibi konular medeninin kişi yani şahıs hukukunun içinde yer alıyor değerli arkadaşlar. Ve 3 numaralı sorumuzu ekrana oturtalım. Uzun zamandan beri haber alınamaması durumunda ilgililerin gayiplik talebinde bulunabilmesi için son haber alma tarihi üzerinden kaç yıl geçmiş olması gerekir. G diyorum gayiplik iki ihtimalle oluyor iki şekilde oluyor bir ölüm ölüm nokta koyduğum ihtimali bir de uzun süre haber alamama durumu ölüm durumunda gayiplik için bir mirası için 5 uzun süre haber alamada gayiplik için 5 mirası için 15 yıl bekleniyor ve burada uzun süre haber alamamada gayiplik süresini sorduğu için cevabımız 5 oluyor derler. ölüm ihtimalde deseydi o zaman da biri işaretlerdik. 4 numarayı çözelim. Hak ve borç sahibi olabilme, medeni haklardan yararlanabilme gücünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir diyor. Değerli arkadaşlar bakın burada hak ve borç sahibi olabilme diyor ya. Sahip olabilme dediği için arkadaşlarım bu nedir? Fiil ehliyetidir. Daha doğrusu hak ehliyetidir. Hak ehliyetinde özellikleri var. Kardeşlerim şöyledir. Hak ehliyeti geneldir ve eşittir. Ve aynı zamanda da pasiftir. Niye genel ve eşittir? Herkes de var arkadaşlarım. Niye pasiftir? Herhangi bir harekete vurgu yapmıyor. Ama eğer kullanabilme vurgusu olsaydı o zaman biz buna fiil ehliyeti derdik. Fiil ehliyeti genel değildir, eşit değildir ama nedir arkadaşlar? Aktiftir vurgusunu da elbette ki yapardık. Medeni kanuna göre hak ehliyetinin başlangıç anı aşağıdakilerden hangisidir? Kardeşlerim hak ehliyetimiz Nasıl başlar? Sağ ve tam doğmak. Tam ve sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü anda. Bulduk cevabımızı. Hak ehliyeti bireyin sağ ve tam doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü anda yaşama hakkı var ya arkadaşlarım. Oradan itibaren başlıyor ama şartımız ne? Sağ ve tam doğacak. Niye? Allah korusun hukukta şöyle bir şey var. Mesela diyor ki ölü doğan çocuğun kişiliği olmaz. Ölü doğan çocuğun kişiliği olmadığı için de mirasa hakkı da olmaz yani arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aile hukukunun konularının biri değildir? Evet az önce çözdük. Aynı sorumuz hemen şuradan ehliyeti kişi hukukunda vurgusunu tekrar yapalım. Pekiştirmiş olalım arkadaşlar ve gelsin yedinci soru. Ölüm karinesi varlığı halinde cesedi bulunamayan kişinin künyesini ölü kaydını düşen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ölüm karinesi neydi? Gelin onu hatırlayalım. Ölümüne kesin gözüyle bakma durumudur. Ortada ceset yoktur ve ölümüne kesin gözüyle bakma durumunda ölüm karidesi kararını mahallin en büyük mülki amiri verecek. Aman aman uyanık olun mahkeme değil değerli arkadaşlar. 8. soruda eşya üzerinde doğrudan mutlak egemenlik yetkisi veren herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne ad verilir? Kritik noktamız şurası. Herkese karşı ileri sürülebiliyorsa arkadaşlarım ve eşya vurgusu varsa bu bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Aynı haklara ki aynı haklar birer mutlak haktır. Herkese karşı ileri sürülebilir. Dokuzuncu sorudayız. Türk Medeni Kanunu'na göre kadın ve erkekte olağanüstü ve olağan evlenme erginliği yaşı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Bir sıra istiyor. Önce olağanüstünü sonra olağan evlenmeyi istiyor. Olağanüstü evlenme yaşı 16 mahkeme kararı gerektiği için olağanüstü oluyor. Olağan evlenme yaşı 17 ve bunlar kız ve erkeklerde Fark etmiyor arkadaşlarım. Medeni kanunda yaş şartımız budur. 17'de aile izni. 16'da mahkeme ve aile izin ve onayları da gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizdir? Kardeşim sınırlı ehliyetsiz kimlerdir? Küçüklerdir. Bir de kısıtlanmış ergin kişiler. Kısıtlanmış ergin kişiler ile küçükler. Tabi bunların kafası yerinde olacak arkadaşlar. Yani ayırt etmesi olacak diyelim. 25 yaşında ayırt etme gücü bulunmayan kimse ayırt etmesi yoksa bu tam ehliyetsizdir. 5 yaşını doldurmuş kimse, kendisine yasal danışman atanmış kimse, 32 yaşında savurganlık sebebiyle kısıtlanmış kimse, 18 yaşını doldurmuş, ayırt etme gücüne sahip kimse. Değerli arkadaşlarım, şimdi burada şöyle bir eleme yapalım. Diyarbakır seçeneğinde e, ne diyor? Savurganlık sebebiyle kısıtlanmış kişi. Bunu tutuyorum. Çünkü cevabımız bu. Yasal danışman atanmış kişi nedir? Sınırlı ehliyetlidir. Oysa bu neyi soruyor? Sınırlı ehliyetsizi soruyor. 5 yaşını doldurmuş kimse arkadaşlarım. Şimdi burada 5 yaş biraz sıkıntıdır. Keşke bebek deseydi. O zaman tam ehliyetsiz alırdık. E, 5 yaşta hani aklınıza şu soru gelebilir. Hocam 5 yaşındaki bir çocuk doğruyu yanlış ayırt edemiyor mu? Edebilir de vallahi Duruma göre değişebilir. Keşke yaşı biraz daha küçülseydi. Biz e, ayırt etmesi olmayan, affedersiniz delileri kusura bakmayın. Öyle kullanıyorum ama diye. Bir de çok küçük yaştakileri tam ehliyetsiz alıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Buna dikkat. Bu da tam ehliyettedir. 18 yaşında doldurmuş Kısıtlanmış ergin kişi ne oluyordu? Sınırlı ehliyet Medeni kanuna göre aşağıdakilerden hangisi? Kazay rüşt kararı şartları arasında yer alması. Bakın arkadaşlar KPSS sınavında bu formatta sorular fazlasıyla geliyor. Dikkatli olmakta fayda. Tamam. Şimdi ne diyor? 15 yaşında oluracak. Küçüğün menfaati, küçüğün istemi, veli onayı, asliye hukuk mahkemesi kararı gereklidir diyor. Kardeşim tabii ki 15 yaşında dolduracak Küçüğün menfaati olacak. Mesela bizim yayıncılarımız genelde şöyle bir soru oyunu yapıyorlar ki küçüğün menfaati cümlesi doğrudur. Onlar mesela velinin menfaati yazıyorlar sırf tuzak olsun diye. Küçüğün istemi olacak, velinin onayı olacak, sulh hukuk mahkemesinin kararı olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlanma sebepleri arasında yer alınmaz? Soru kökün olumsuz olduğuna dikkat edelim. Bağımlılık bir kısıtlılık nedenidir. Akıl zayıflığı, savurganlık, kötü yaşam ve kötü yönetim veya kişinin kendi isteğiyle durumu bunlar kısıtlanma sebepleri ama yaş küçüklüğü ayırt etmeyi etkileyen bir durumdur. Ama bir kısıtlılık nedeni mahcur olma nedeni değildir arkadaşlar. 13'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi? Sınırlı ehliyetsizlere yasak işlemler arasında yer almaz. Şimdi sınırlı ehliyetsizler kimlerdir? Küçükler ve kısıtlı ergin kişilerdi değil mi? Bunların hangi işlemleri yasak? Vakıf kuramazlar, kefil olamazlar, ciddi oranda bağış yapamazlar, rekabet yasağı sözleşmesi yapamazlar. Ama niye bağış kabul etmesinler ki? Bağış alabilirler. Önemli oranda bağış yapamazlar kıymetli arkadaşlar. Evet tıpkı sınavdaki soruya benziyor. Yine bu formatta sorular var. Esra ile Baba bir kız kardeşi Sedan'ın. Şimdi daha bir duralım burada, kapatıyorum. Esra ile Seda kız kardeşlermiş, ama sadece babaları birmiş. Baba bir diyor. Demek ki bunlar tam kan değil, yarım kan olacak. Bir kere biz bu tam kan yazanların hepsini yapalım, Eleyelim. Bu arada Esra ile Seda kardeşmiş, ikinci derece. E, Sedan'ın kızı Şeval dederse bir doğum daha gerekecek, üç olacak. Bu ikisi kardeş iki. Sedan'ın kızı için bir doğum da gerekiyor, üç. Üçüncü derece yarım kan bulacağız ve yan soy hısımlı. Üçüncü derece yarım kan yan soy hısımlı. Ve son sorumuz ekrana oturdu. Türk vatandaşı ile ilgili hangisi yanlışlık? Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk Türk doğru. Anayasamızda 82'de bu vurgular var. Türk babanın veya ananın çocuğu Türktür. Evet burada veya bağlacı doğru kullanılmış. Vatandaşlık kanunu gösterdiği şartlarla kazanır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Ve ne diyor arkadaşlarım? Kanun bizi yönlendirir. Doğru. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Doğru. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır demiş. Hayır. Anayasamızda bu yol kapatılamaz diye vurgu var arkadaşlar. Ve hangi mahkemeye gidilebilir? Danıştay. Evet. Evet arkadaşlarım Selvan Hoca kanalı sizler için çalışmaya devam edecek. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar diliyorum sizlere.